televizyonlarda niye yayına devam etmiyorsunuz diyorlar. Şimdi bir kere kemiyet mi, keyfiyet mi? Yani sayı mı önemlidir yoksa anlatımdaki doğru ve çarpıcı bilgi mi? Şimdi mesela biz internet kanalıyla 10 kişiye duyursak çarpıcı ve doğru bilgiyi, o kısa sürede 10 bin olur, kısa sürede 10 milyon olur, kısa sürede 10'un milyonunu çok çok üstüne geçer. Bir bilginin doğru olması çok önemlidir, çarpıcı olması önemlidir, hayati bilgi olması önemlidir, alışılmışın dışında olması önemlidir. Yani bilinen bilginin dışında bir bilgi olmasıdır. Evet. Bu çok önemlidir. Mesela biz Peygamberimizin hayatını anlatsak şu an herkes biliyor zaten. Yani bütün İslam alemi biliyor. Yani bu şaşırtmaz insanları. Evet. Ama mesela bilinmeyen bir bilgi çok önemlidir. Bu kulaktan kulağa yayılır. Mesela Darwinizm'de o yüzden biz çok büyük netice aldık. Bilinmeyen bilgiyi biz sunuyoruz. Yani ilk defa duyulan bilgileri sunma özelliğimiz var. Yoksa mesela herkesin bildiği konuları anlatsak başka türlü olur. Yani milyonlarca insana da anlatabiliriz ki büyük İslami kanallar var. Anlatıyorlar ama herkesin bildiği konuları anlatıyorlar. Tekrarlar şeklinde. Biz gereken pek tekrar yapmıyoruz. Çok hayati, sarsıcı ve şaşırtıcı bilgi veriyoruz. Mesela Mehdi'nin çıkış alametlerini bizim dışımızda anlatan kimse yoktur. Evet. Ve çıktığını ve oluştuğunu da söyleyen de biziz. Biz müjdeledik. Onun için çok sarsıcı oldu bütün dünyada. Muazzam heyecan meydana getirdi.